14. deneme sınavı analizi videosuna hoş geldiniz. Kim hoş geldi? Seyirciler. Hangi seyirciler? Ne seyirciler bunlar? Paraksilen seyirciler. Oo evet seni özlemişler çoktan yorumlara yazıyorlar. Furkan hmm. gelsin Furkan gelsin diye. Tamam ben de odamda Lego oynayacağım. Tamam o zaman görüşürüz de. Görüşürüz. Evet arkadaşlar duydunuz mu? Mehmet Furkan'ı 14. deneme sınavının analizini yayınlayalım bugün. 15. deneme sınavını da yayınlayalım. Hatta 15. deneme sınavı bu analiz videosundan daha önce bile gelebilir. Çünkü 4K çektiğim için 4K'nin işlenmesi biraz daha uzun sürüyor. Artık kaliteyi biraz daha arttıralım istedim. Hadi bakalım 14. deneme sınavını nasıl yapmışız. 14. deneme sınavı zor bir zor demeyelim de orta zorlukta bir ÖSYM seviyesinde olmuş. Kolay değil ama ee, çok zor da değil. Yani 7 üzerinden 3 oluyordu burada yaptığımız netler zor sınavlarda. Kolay sınavlarda yani tam ÖSYM tarzı son 12 yılın ÖSYM sınavları kalitesi dediğimizde. 5-6 gibi oluyor bizim kitle için. Şu an 4-29 evet 3 gibi kolay değil ama şey 3 gibi zor değil ama 5-6 gibi kolay da değil. Yani bu denemeye nasıl bir deneme diyebiliriz? Orta zor hani çok zor değil. Orta seviyenin zoru. 7 üzerinden 5 kolay. 7 üzerinden 6 kolay. 7 üzerinden 3 zor. Ancak bu orta zor bir tepkime. Tam yapma oranı 7'de 7 yapma oranı. %8.6 Kozdere Şahin. Sef, Şahin Nafiye. Nafiye Şahin sanırım. Tabi burada e-mail adreslerini yazdırıyorum ben. Simay İntibah ve Selin. Arkadaşlar bu arada e, arkadaşlarım alkışlarını verirken Alkışlar başladı mı? Evet başladı. Biraz ses düşük kaldı. Ha, Arkadaşlarla alkışlarını verirken hatırlatayım. Şurada bir şey aşağı ineyim. Ses biraz daha güzel gelsin. E-mail adreslerini iki şeyden dolayı istiyorum. Kimler tam yapmış bunu görebilmek için. Bir de yaptıktan sonra e-mail adresine doğru cevaplarınızı gönderiyor. Hocam bana doğru cevap önemli değil diyorsanız kafadan atabilirsiniz. Başka e-mail adresi bana lazım değil. Yani hani o e-mail adreslerini daha sonra herhangi bir şey için kullanmıyorum. Ben dönüp bakmıyorum yani işte atıyorum yalvarırım ders çalışmal et mısın etmalı mısın.com yazabilirsiniz hiç şey değil burada e-mail adresinin ne olduğunun benim için bir önemi yok e-mail şey de kullanılıyor sana doğru cevaplarını gönderiyor Google otomatik olarak ve ben kimler tam yapmış kimler ne yapmış şöyle bir göz gezdiriyorum bu nedenle e-mail adreslerini kafadan atabilirsiniz o zaman hadi birinci soruya bakalım değil mi Birinci soru neymiş Diyor ki İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada 2019 Nobel Kimya Ödülünü lityum iyon bataryaların icat edilmesine yönelik çalışmalarından ötürü John B. soyadını okuyamadığım ve İngiliz M. Stanley soyadını okuyamadığım bir de Japon Arara Yoshino paylaşmış. Buna göre 2019 Nobel Ödülünü alan insanlar kimya bilim dalından hangi kimya bilim dalından yaptıkları çalışmadan dolayı almışlardır diyor. Tabii ki fiziko kimya arkadaşlar malum elektrik pil, elektriğin depolanması, üretilmesi gibi şeyler fizikte kimyanın ortak alanı. Bu yüzden fizikokimya alanına giriyor. Cevabımız E. C. Endüstriyel kimya. Evet endüstriyel bir buluş olduğu için akla gelmesi normal ama endüstriyel kimya biraz daha endüstriyel ham madde üretimi ve bu ıı, lityum iyon bataryaların icadı değil de bunun seri üretimi, bu maddenin ham madde olarak üretimi, fabrikaya geçirilmesi gibi konularla ilgileniyor. Anorganik kimyayla hiçbir işimiz yok diyebilir miyiz? Lityum iyon bataryaların icat edilmesine yönelik çalışmalarından ötürü. Yani anorganik bileşikle ilgili hiçbir şey yapmıyor. Bu çalışma ne demiş? Bu çalışmanın içinde hangi bileşikler kullanılmış? Belki organik bir bileşik kullanılmış. Yani hani burada anorganik bir bileşik kullanılsa bu yanlışınızı doğal karşılayacağım. Yine yanlış ama bunu doğal karşıladığım bir yanlış değil benim. Neden değil? Çünkü hiçbir bileşikten bahsetmiyor. Bu lityum iyon bataryanın içindeki bileşiğin organik mi inorganik mi olduğundan bahsetmiyor. Doğrudan elektrik, doğrudan batarya. Dolayısıyla fizik kimya alanında verilmiş bir ödül. 2019 Nobel Kimya Ödülü. İkinci soru atom konusuna ait. Kolay bir soru. Çok zor bir soru değil. Ee, ancak yine yanlış yapanlar çıkıyor bu kadar kolaylığa rağmen. Peki atomdan nasıl soruyor ÖSYM son 12 yılda? 9 artı 1'de analizini yaptık. Analiz videomuzu izleyebilirsiniz. Şuraya bir yere linkini atayım. Kartı şuraya koyayım. 9 artı 1 atom kartına. Bu analiz videosunu izleyebilirsiniz. Atomdan kolay soruyor. Atomdan çok zor sormuyor. Şimdi elektronun yükü eksi ya. Elektron alırsan yükün matematiksel olarak azalır. Dışarıdan eksi alıyorsun çünkü. Bak sıfırdan eksiye gitmiş. Matematiksel azalmış. Demek ki elektron aldın. Artıdan sıfıra gitmiş. Matematiksel olarak azalmış. Demek ki elektron aldın. Sıfırdan artıya gitmiş. Matematiksel olarak artmış. Demek ki elektron verdin. Elektron alırsan elektron sayın artar. Elektron verirsen elektron sayın azalır ve cevabın B olur. Alırsan artar, verirsen azalır. Bu kadar basit. Bakalım. %84 bu soruya düşük bir şey. Yani hani nasıl diyeyim? Düşük bir doğru yapma oranı. Doğru cümleyi bulamadım. Kusura bakmayın. Doğru yapma oranı düşük ve D şıkkını bayağı bir kişi demiş. Artar, azalır, azalır. Hani artıdan sıfıra azalır. Şöyle de yapabilirsiniz biraz önce söylediğim açıklama aklınıza gelmiyorsa bir element elektron alışverişi yaptığında proton sayısı değişmiyor. 11'i 11. 11'i 11. 11. 11. Tabi bunlar aynı element değil de hani yine aynı vermeyelim hadi bilimsel olarak doğru olsun. Elektron alışverişinde protonlar değişmiyor hep böyle. Şimdi yükle elektron sayısının toplamı protonu verecek. Bu ikisini topladığınızda protonu bulacaksınız. Burası 0 olduğuna göre burası 11. Eksi 1 olduğuna göre 12 bak. 12 eksi 1 topladım 11'i verdi bak. 11'de 12 oldu ne oldu? Arttı. Burayı 11 yazacağım. Artı 1 ile 11'i topladığımda protonu versin. Burayı 12 yazacağım. Bak 11'de 12 oldu arttı. Burayı 12 yazacağım. Buraya ise 11 yazacağım. Artı 1 ile topladığımda 12'yi versin diye. 12'yi de 11 oldu azaldı. Artar artar azalır şeklinde. Böyle de bakabilirsin. Dediğim gibi kolay bir soru aslında çok zor bir soru değil. Sadece biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Üçüncü soru Lewis yapısına ilişkin Lewis yapısından polarlık apolarlığı bulmaya ilişkin kolay bir soru. Hani polarlık apolarlıktan karşınıza gelebilecek en kolay soru buydu. Şimdi Lewis yapısından veya bir bileşiğin polarlığı, bileşim polarlığından bahsediyor. Dikkat edin. Bileşiğin polarlığından bahsederken biz şöyle bir işlem algoritması işlemiştik söylemiştik. Sabah aslında ama konuşamıyorum nedense. Bir element molekülleri apolardır. Element molekülleri apolardır. İki X1, Y1 şeklindeki moleküller Lewis yapısına bakılmaksızın polardır. 3, X, A, Y, B, Z, C gibi iki türden daha fazla türde bileşik element içeren 1, 2, 3 bakın. 2'den daha fazla element içeren moleküller polardır. Bu 3 sınıfa girmiyorsa 4. sınıfa giriyor. Yani X, A, Y, B sınıfına. Burada da merkez atoma bakıyorsun. Merkez atomda eşleşmemiş elektron kalmadıysa. Merkez atom bütün elektronlarını bağ oluşumunda kullandıysa bu bileşik apolardır. E Ancak merkez atomunda bağ oluşumunda kullanmadığı şöyle fazlalık elektronu varsa bu bileşik polardır diyoruz. Bu kurallara dikkat ederseniz sorumuz çok kolay cevabımız B. Ama tabi bileşiğin polarlığı apolarlığı gerek unutulması açısından gerekse bir kısım arkadaşların benden dinlememesi açısından çabuk ıı, yanlış yapılan sık yanlış yapılan bir konu. Bakalım ne yapmışız işte %82 yine yüksek 7 kişi e demiş dediğimiz gibi burada da molekül şeklinde aldanmışız. Hani 1, 2, 3, 4 vektör var dengeli bir bileşik dengeli bir bileşik olduğu için apolar gibi düşünmüşsünüz ama 3 vektör hidrojen vektörü 1 vektör klor vektörü. Bu 4 vektör birbiriyle sadeleşmez yani böyle 4 iple bağladık ama bir ipin uzunluğu farklı olduğu için bunların toplam bileşik kuvveti sıfır etmez. Bu yüzden bu bileşik polar hale gelir ki bir daha tekrarlıyorum. 2'den daha fazla türde atom içeriyorsa TYT'de karşına gelecek bu bileşiklerin tamamı polardır. AYT'de farklı türler karşına gelebilir. Ha açık yapısını verdi. Buradaki gibi çiz vektörleri vektörleri topla bakalım. Polar mı apolar mı geliyor? Ezberlemeden de yapabilirsin tabii ki böyle şeyleri. Dördüncü soruya baktığımızda yine benim sevdiğim ezber bozan bir soru. Ezbere yaptığımızda yapılmayacak bir soru. Ali rakımı 4 olan Antalya'nın Kemer ilçesinde rakımı 365 olan Tahtalı Dağı'nın zirvesine doğru karavanı ile seyahat etmektedir. Karavanın ocağına çay demlemek için ağzı açık bir demliğe koyduğu saf su kemerde kaynamış ve ocak açık unutulduğundan dağın zirvesine kadar kaynamayı sürdürmüştür. Yani kaynamayı devam ettiren bir sıvıyı kaynayan bir sıvıyı 4'ten 2365'e çıkarıyoruz. Rakım artıyor. Peki rakım arttıkça ne oluyor? Dış basınç azalıyor. Çok güzel. Dış basınç azaldığı için kaynama noktası azalıyor. Yani rakım 4'te su 100 derecede kaynadıysa yaklaşık sıfır eşit olduğu için 2360'da 95 derecede kaynayacak. Ve hep kaynamayı sürdürdüğüne göre bu sıvı yukarı çıktıkça sıcaklığı azalacak. Peki buhar basıncı? Hocam biliyorum biliyorum kaynama noktasında buhar basıncı dış basıncı eşit sabit. Değil değil dur eşit tamam da burada dış basınç sabit değil ki ezbere sazan. Biraz daha düşün, biraz daha düşün. Mantık kullanıyoruz. Bakın ezbere yaptığınız her bilgiden çakılma ihtimaliniz var. Kaynayan bir sıvının buhar basıncı dış basıncı işte ama dış basınç azalıyor burada. Dış basınç azaldığı için buhar basıncı hep azalmak zorunda. Çünkü hep dış basıncı eşitleyecek. Dış basıncı eşitlemeden kaynayamaz. Eşitlemek zorunda. Bu sıvı kütlesi, sıvı kütlesi zaten azalıyor, kaynıyor, buharlaşıyor. Cevabımız 1 ve 3. Çok merak ediyorum oranını. Bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Çoğunluk yapmış ama yapan çoğunluk %50. %15'i D demiş. 1'e yanlış 2'ye doğru demiş. Yani tabi bu da şimdi burada yanlışlarımız anlaşılıyor. Çünkü niye kaynayan bir sıvının sıcaklığının azalabileceği aklımıza gelmiyor. Veya sıcaklığı azalsa bile 1, 2, 3, 2'de ne demişiz? Buhar basıncı dış basıncı eşit olduğu için ezbere bir bilgi. Yani 2'yi yanlış yapanlar, E şıkkını işaretleyenler Burada biraz daha ezbere bir bilgi. Yani buhar basıncı dış basıncı eşit. O zaman kaynarken hep buhar basıncı sabit. Hayır dış basınç sabitse sabit. Dış basınç sabit değilse buhar basıncı niye sabit olsun ki? Ama hep eşit. Kaynıyorsa hep eşit. Ağzı açık kapta kaynıyorsa tabi. D seçeneğinde 2-3 işaretleyenler de kaynarken sıcaklığın artacağını düşünmemiş. Yorumlamamış biraz hani. Ya sıcaklık azalacağını özür dilerim. Niye azalsın ısı veriyoruz arkadaşlar? Yukarı çıktıkça kaynama noktası azalıyor. 95 derecede kaynayan bir sıvıyı 100 derece tutamazsınız. E hocam nasıl oluyor bu? Verdiğin ısı buharlaşmaya daha çok harcanıyor. Yani maddenin sıcaklığını arttırmaya değil de buharlaşmaya harcanıyor. Madde bu sırada kinetik enerjisini azaltıyor. Isıyı hep ısınmak için, sıcaklığı arttırmak için kullanmak zorunda değil arkadaşım. Anlaştık değil mi? Hadi o zaman bir sonraki soruya geçelim. Beşinci soru yasalardan klasik bir soru. X'ten 20, Y'den 20 gram almışız ama bakın X'in 13 gramı halen elimizde duruyor. Yani x'ten 7 gram, y'den 20 gram harcamışız. E bir bileşiğin azıcık küçülteyim. Bir bileşiğin kütlece sabit oranı harcanan x'in harcanan y'ye oranıdır. 7 bölü 20 yani doğru. Bir bileşiğin formülü de harcanan maddelerin mol sayısı oranıdır. Yani x'in mol sayısı 7 bölü 14 bölü y'nin mol sayısı da 20 bölü 16. Şöyle kesri düzenlersek 7 bölü 14 1 bölü 2. 20 bölü 14 ile 5 de mi sadeleşir? 20 bölü 16 be. 14 ne? Bunun eması 16 ya. Hiç uyarmıyorsunuz beni. Hiç dikkatinizi çekti mi? Böyle hikaye izler gibi izliyorsunuz. Çok ayıp. Ağladım yani. 20 bölü 16 da 5 bölü 4 değil mi? 4 ile sadeleştirirsek. Bu da ters çevrilecek. 4 bölü 5 olarak çıkacak. 4 ile 2 sadeleşirse 2 bölü 5. 2x 5y'ymiş doğru. Bakın tepkimenin başlangıcında 20 gram X ile 20 gram Y var. Demek ki tepkimenin sonunda da toplam 40 gram madde olmak zorunda. Kütlenin korunumu. Veya şöyle düşünebilirsin. 7'ye 20 girdi. 27 gram bileşik oluştu, değil mi? E 13 gram X de tepkimeye girmeden arttı. O da kabın içinde. Kaptaki toplam diyor. Ne oldu? 40 gram madde var tepkime sonunda. Cevabımız 5. soru için E seçeneği. Bakalım mı bir? Hadi bakalım mı? Kaç yapmışız acaba? %49. o o oh, çok düşük diyor çok düşük. Yani biraz bir kontrol edelim bakalım. D diyenler, 1 3 diyenler formül bulma, formül bulmada sorunumuz var. Evet, formül bulmada sorunumuz var. Bir daha hatırlatayım mı arkadaşım formül bulmayı sana? Bir daha hatırlatayım hadi. Hadi bir daha hatırlatayım. Şimdi bir bileşik buradaki bibibili gibi bir bileşikte formül elementlerin mol sayısı oranıdır. Nx/Ny. X'in molü 7 gram harcadın. 1'e doğru demişsin çünkü 2'ye doğru yanlış demişsin. 7 harcadığını bulmuş olman lazım. Ema'sı 14. Y'nin molü 20 gram harcadın. Ema'sı 16. Bunu en basit kesir haline getir. Biraz önce işlemleri gösterdim diye göstermiyorum. 2 bölü 5. O zaman x'ten 2 mol var. Y'den de 5 mol var. Formülü bu şekilde buluyoruz. Yasalardan bence D diyenler biraz daha soru çözsünler. Özellikle formül bulma testi bulup çözerlerse faydalarına olur. Çünkü yasalardan çok sık çıkıyor. Çok sık çıkmıyor ya pardon yanlış söyledim. Onu da bakabilirsiniz 9 artı de var bazen yasa bazen mol bazen hesaplama soruyorlar. Hep yasa sormuyorlar ama sorarlarsa yanlış yapmayalım. Çok zor bir şey değil böyle üzerinde durup böyle bizi oyalayacak bir şey değil. Bir test iki test çözseniz tam alışacak da tam oturmamış veya unutmuşsunuz. O zaman hadi hemen hemen şu şöyle kafamı bu tarafa çevireceğim. Bur, buradaki soru 6'ya geçelim mi? Ekranda ters görünüyor nedense yani Öyle, öyle, bir şey var. Özkütle kaynama noktası verilmiş. Sadece X ve Y'nin yapısı birbirine benziyor. Buna göre hangisini ayrımsal damıtma ile ayrıştırabiliriz? Arkadaşlar burada bizim ÖSYM de böyle kullandığı için böyle kullandım ben bu soruda. ÖSYM'nin kullandığı biraz farklı bir ifade var. Ayrıştırılabilir derken, ebilmek derken hani olur mu olmaz mı anlamında değil. Bunu ayrıştırmanın en kolay yolu bu mu diye soruyor. Şimdi Yalnızca x ve benzer olduğu için yalnız yalnızca, yalnızca x ve y'ye çözünüyor ayrımsal da mı homojen sıvı sıvıları ayırmak için en kolay yoldur. Heterojen sıvı sıvıları ayırmak için en kolay yol ayırma hunisidir. Burada büyük ihtimalle yanlış yapan çok arkadaşım oldu. Hani kaynama noktası farklı olan hepsini ayrıştırabiliriz dedi. Burada ayrıştırılabilirden geçmişte çıkmış sorulara göre yorumluyorum. Bakın ha Türkçe'ye göre değil. Geçmişte çıkmış sorulara göre yorumluyorum. Ayrıştırılabilirden ÖSYM'nin veya kitapların kastettiği şey şu. En kolay yöntem bu mudur? Ama son zamanlarda bu ifadeyi çok kullanmıyor. Yani hangisinin ayrıştırılması daha uygundur? Hangisi için ayrımsal damıtma daha uygun seçenektir gibi kullanıyor. Bu yüzden burada yanlış yapmaz çoğu öğrenci. Dediğimiz gibi homojende en kolay yöntem ayrımsal damıtma. Heterojende ayrımsal damıtma olduğu için cevabımız yalnız bir. E %55 evet %13'ü 1-2-3 demiş. Doğrudan kaynama noktasının farklı olması şartını aramış çözünüp çözülmeme şartını aramamış. Buna da dikkat etmemiz lazım ayrımsal damıtmada. Nereye geçiyoruz? Son soruya geçiyoruz. Hadi bakalım. Bu denemenin son sorusu asit bazla ilgili. Bu denemeye kimya her yerinden soru koymadım. 2 mol x 1 mol y ile tuz ve su oluşturuyor. Yani biri asit biri baz da x'in ikisi y'nin biriyle bakalım. H ve OH sayısını eşitliyorduk. Bunu 2 mol alırsak 2 OH alır. Bunun birinde de 2 H alır. Olabilir. Bunun ikisinde 2OH iki var. Bunun birinde 1H bir var. Hayır, tam olarak nötrleşmez. 2 mole 1 mol tam nötrleşiyor diyor. Bunun eee 1 molü 2 molü pardon. Bunun 2 molü bunun 1 molüyle nötrleşiyor. Olur. Asit asit bu nötrleşmiyor. Olmaz. Bunun 2 molü bunun 1 molüyle nötrleştiğinde baz açığa çıkıyor. Olmaz. X'in çözeltisi özelsiz ile tepkimeye giriyor. Hale e, amfoter bir metal. Bütün asit ve bütün bazlarla tepkimeye girer. Ancak zayıf bazlarla girmez. Bu yüzden bu şıkkı eledik. E, şu şıkkı da elemiştik zaten. 2'ye 1 seçeneğine uymuyor. Bu şıkkı da elemiştik. Bu şıkkı da elemiştik. Cevabımız A kalıyor. Ayrıca Y altın ve platin dışındaki metallerle de tepkimeye giriyor. Sülfürik asit ve nitrik asit olacak. İkisinden biri olacak Y. Buradan çıkardığımız bilgi. Ya H2SO4. Ya HNO3 olacak ama A olduğunu zaten bilmiştik. %63 demişiz. Diğerlerinin her şıkkı diyen var ki zaten arkadaşlar daha önce söylemiştik bu kim kimle tepkimeye girecek kısmı bizim çok yanlış yaptığımız kısım. Bununla ilgili de video çektim. Onun linkini de atayım buraya. Bu, bu 7. sorunun şurasına da şurasına pardon karıştırıyorum ben köşeleri. Heh, tamam. Şurasına da kim kimle tepkimeye girer bu videoyu atayım. Bu videoyu da izleyin. Bu videoyu defalarca 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 izleyin hatta e, iyice aklınızda kalsın. O zaman 14. denemenin analizi bitti. Size İsmail abinin bir sözüyle veda edelim. Benim ağzımdan çıkan acaba senin kulağına isabet etmiyor mu? Acaba algıda mı seçicisin sen diye buraya uymadı ama kupayı çok sevdiğim için göstermek istedim. Artık göstereceğim kupalarımı kupalarımı çok seviyorum artık. Yani hep de çok seviyordum da göstermiyordum. Bir su da içeyim değil mi? Su içmeyi unutmayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Seviyorsunuz her zaman dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın. Abone bulmayı bol bol yorum yapmayı unutmayın. Kanal büyüdükçe size bunun gibi daha güzel, daha faydalı işler açığa çıkaracağız. Daha faydalı işler açığa çıkması buraya daha çok zaman ayırabilmem için daha çok abone lazım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.